Merhaba arkadaşlarım hoş geldiniz. Ben Doktor Etil Dostu İç Hastalıkları ve Hematoloji uzmanıyım ve Doktor Dahiliye Eğitim Platformunun da sahibiyim. Bugün 2024 Ağustos Tus'undaki dahiliye kısmını beraber değerlendireceğiz. Hangi konulardan soru çıkmış ve bu soruların formatı nasıl bunun üzerinde konuşacağım ki bundan sonraki sınavlarda size bu bilgiler yol gösterecek. Aynı zamanda da o konularla ilgili size başka ekstra bilgiler de ...vermeye çalışacağım ve bu şekilde kafanızda oturmasını istiyorum. Tabii her sınav sonrasında bir referans muhabbeti oluyor. Bildiğiniz gibi sosyal medyada her yerde bir kaos, fırtına oluyor. Şimdi ben de tabii ki referanslarımı da söyleyeceğim size ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani bir dersi öğrenmek istiyorsanız, hakkıyla öğrenmek istiyorsanız... ...hani burada referanslar çok iyi bir ölçüt olmuyor ya da tek başına iyi bir ölçüt değil. Burada mutlaka işte o hocayı hangi hocadan dinlemek istiyorsanız o dersi işte YouTube yayınlarına bakın işte dersi nasıl anlatıyor gerçekten anlayabiliyor musunuz frekansı sizinle uyuşuyor mu seviyor musunuz anlattığı dersi yani o ders size sevdirecek mi içinizde bir şeyler kıpır kıpır edecek mi bunlar gerçekten çok önemli çünkü ders sevmedikten sonra yani hoca size ders sevdiremezse o dersi öğrenmek ve o dersten soru yapmak da gerçekten kolay olmuyor, çok daha zor oluyor normale göre. Yani bu yüzden bunlara arkadaşlarım dikkat edin. Ben zaten bütün yayın, yani o kadar çok yayın koydum ki YouTube'a zaten beni regular olarak takip edenler biliyorlar. Bir sürü şeyi zaten YouTube'dan da yakalıyoruz. YouTube'da da hiç e, böyle kalite olarak düşük şeyler koymuyorum. Ücretli platformumda e, nasıl özeniyorsam koyduğum içeriklere emin olun YouTube'da da koyduğum içeriklere. Aynen o şekilde özeniyorum. Hem görüntü olsun hem ses olsun. Yani burada gördüğünüz gibi. Hani bunlarla paralı içerik de üretiyorum ben. Ama YouTube'a da içerik üretiyorum. Hiçbir arkadaşlar YouTube yayınlarının e, eksisi yok. E, tam tersine e, ücretli içerik dinleyenler de ekstra YouTube yayınlarından kendine bir sürü şey de katabilirler. Neyse daha fazla uzatmayalım haydi bunu. Şimdi burada görüyorsunuz referans sayıları klasik işte temelde 100 soru içerisinde 27, klinikte de 100 soru içerisinde 42. Yani neredeyse kliniğin yarısına e, referans olmuşum. E, tabii bunlar kitap referansları yoksa video referansları yani dersi video olarak anlatırken ekstra başka birçok şeye değiniyorum. Başka sorular da var aslında. E, video referansları da işin içine katarsak neredeyse e, 69-80'e yakın e, referans oluyor aslında ama hani onları bu şekilde vermiyorum çünkü herkes videoyu alıp izlemiyor ama kitaplara kitaplar daha çok kişiye ulaşıyor. Dahiliyede 23 tane soru var. 21 tane soruya e, direkt referans veriyorum. E, i̇ki tane Referans veremediğim aslında bunlardan bir tanesi çok zor bir soru. Zaten birazdan konuşacağız. Bu 23 dahiliye sorusunun 3 tanesi biliyorsunuz enfeksiyon hastalıklarından geliyor. O enfeksiyon hastalıkları sorularının da 2 tanesine referans veriyorum. Enfeksiyon hastalıkları çok büyük bir bölüm aslında. Yani bizim dahiliye textbooklarında en fazla sayfası olan bölümdür enfeksiyon hastalıkları. Tabii neyin ne zaman nasıl çıkacağı da belli olmuyor. Çok kompleks sorular da gelebiliyor. Zor sorular da gelebiliyor enfeksiyon hastalıklarından ama... Ben hematolog olduğum için e, benim de hastalarım lösemi, lenfoma yani imün süpresif bir hasta popülasyonu olduğu için ben enfeksiyonla uğraşıyorum ve klinik hayatımda en önemli olan enfeksiyonları da sizler arkadaşlar derslerde işte vaka sorularında sorularla son tekrar kitabımda vesaire aktarmaya çalışıyorum ve oralardan da tabii ki soru yakalamamız kaçınılmaz oluyor yani bir şekilde yakalıyoruz soru çünkü en önemli şeyleri size aktarmaya çalışıyorum. Şimdi bunun üzerinde çok fazla durmayacağım. Dahiliye e, soruları genel olarak kolay orta zorlukta sorulardı. Çok zor e, olarak aslında sadece bir tane soru vardı. Bunun dışında çok zor bir soru yoktu. Yani zor diyebileceğimiz bazı sorular şıkları nedeniyle zor değildi. Yani şıklar o kadar bir e, kendi gösteriyordu ki çeldirici yok yani şıklarda. E, zor bir soru olacakken şıkları nedeniyle kolay soru oluyor mesela bazı sorular. Bunları da görüyoruz. E, bu 23 sorunun... 9 tanesi vaka sorusuydu. Yani gördüğünüz gibi vaka soruları arkadaşlar gümbür gümbür gelmeye devam ediyor ve yine bu sınav bize vaka yaklaşımının önemli olduğunu ve öneminin arttığını gösterdi ama çok zor bir vaka sorusu gelmedi onu da söyleyeyim. Orta zorlukta çok güzel çözülebilecek ve insanları ayırt edebilecek bazı vaka soruları vardı. Haydi başlayalım. Şimdi göğüs hastalıklarıyla başlayacağız. Ee, hani konular üzerinden tabii ki soruları ben size burada direkt gösteremem ee, ÖSYM'nin telifi altında bu sorular ama hani hangi konulardan soru çıktığı ile ilgili ve biz nasıl konuşuyoruz bu soruları bununla ilgili arkadaşlar yorumlar yapacağım. Şimdi göğüs hastalıklarından iki tane soru geldi. Bunlardan bir tanesi zaten e, hep koa ve astım mutlaka geliyor sınavda. Yani ya koa ya astım ya ikisi birden bir şekilde geliyor. Bu sefer de koah geldi ama spirometrik bulgularıyla geldi. Yani spirometride koahda ne bekliyorsunuz? Çok temel tanıya giderken de kullandığımız bir bulguyu aslında bize sordular. Bakın zaten hem konu hem de sorularla son tekrar kitabımda bunu çok ayrıntılı olarak konuşuyoruz, soru çözüyoruz bunlarla ilgili. Görüyorsunuz koah gibi obstrüktif patolojilerde F1 düzeyi düşükken rezidüel volüm ve total akciğer volümü yüksektir. İşte bu bu tarz bir şey sorgulandı sınavda. Daha öncesinde sorgulanan başka bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum burada. Bakın arkadaşlar şu çizdim ama bir şekilde siliniyor. Şöyle çizeyim. Ee, bu akım volüm eğrileri de daha öncesinde sınavda çıktı. Ee, bazıları çıktı işte mesela şu sabit trekel obstrüksiyon daha öncesinde çıktı. Değişken ekstra trosik obstrüksiyon çıktı daha önce. Yani buradan da sorular gelebiliyor. Bu yüzden bu konuları çalışırken lütfen akım volüm eğrilerine de dikkat edin. Buradan gene bir soru gelebilir karşınıza. Çünkü en sık gördüklerimizi mesela sormadılar. İşte restriksiyonu direkt sormadılar. Hava yolu obstrüksiyonunu direkt akım volüm eğrisiyle sormadılar. Bunlar da karşınıza gelecektir daha sonraki sınavlarda. Belki de sizin gireceğiniz sınavda gelecek. İkinci soru bir pulmoner emboli sorusuydu aslında. Pulmoner emboli e, her zaman soru çıkartıyor sınavda. Daha önce defalarca soru çıkarttı. ister tuz olsun ister yandal olsun. E, bu sınavda da soru çıkarttı. Pulmoner emboli soruları sorusu hiçbir zaman sürpriz bir soru değildir. Beklenen bir sorudur. Biliyoruz ki ben de klinik pratiğimde tabii kanser hastalarını takip ettiğim için işte kanser hastaları özellikle bir yatkın oluyor. E, bu yüzden hani bir pulmoner emboli sorusu geldiği zaman size daha kolay yaptırmak istiyorsa o soruyor. kanser bu hasta. İşte aktif bir kanseri var. Özellikle de adeno kanserlerde biliyoruz ki trombotik yatkınlık çok daha fazla oluyor. Özellikle de müsinöz, müsün üreten bir adeno kanserse bu. Mesela bir pankreas kanseri ise çok fazla pulmoner emboli görüyorsunuz bu vakalarda. Nasıl geliyor bu hastalar bizim karşımıza? Zaten vaka kurgulanırken hep böyle olur. Akut bir şekilde dispnesi olacak hastaların. Plüretik Yan ağrısı olacak, çok tipiktir bu da. Takip ne? Taşık ağrısı olacak fizik muayene bulguları arasında ve sonuçta bu bir derin ven trombozundan kopan emboli olduğu için Derin ven trombozu ile ilgili de size bazı belirti bulgular verilecektir ki alt ekstremiteden genellikle köken alır bu derin ven trombozu. Bu yüzden de hastalarda işte alt ekstremite derin ven trombozu ile ilgili bulguları da sorularda dikkat etmeniz lazım. Böyle bir vaka gördüğünüz zaman tabii ki de pulmener emboli diyeceksiniz. Bakın burada görüyorsunuz zaten işte klinikte hastalarda akut bir şekilde dispne, plöretik göğüs ağrısı, takipne görüyorsunuz. Öksürük olabilir, olmayabilir, olmak zorunda değil. Bunlar size verebil, verilebilir. Hemoptizi verilirse daha güçlü düşünürsünüz ama hemoptizi çoğu vakada yoktur pulmoner embolide. Yani bu yüzden e, size daha da kolay sormak isteyen biri hemoptiziyi de verir ama hemoptizi olmaması gerçek hayatla daha uyumludur aslında. Çünkü birçok vakada görmüyoruz hemoptizi ama hemoptizinin olması daha çok pulmoner emboli bize düşündürmeli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kolay bir soru. Bu arada Vest Score sistemini de burada size hatırlatmak istiyorum. Daha önce Vest Score sistemi ne göre işte bir pulmoner emboli vakası verilerek işte bu vakada bundan sonra tanısal test olarak ne yapalım? İşte e, BT anjiyografi mi yapalım, dedimer mi ölçelim, sintigrafi mi çekelim vesaire bu tarz sorular yaklaşım soruları da geliyor. Bu yüzden pulmoner emboli çalıştığınız zaman bakın mutlaka klinik Nasıl bu hasta klinik olarak sizin karşınıza nasıl gelecek? Fizik muayene bulguları nasıl olacak? Wells skoruna göre bu hastada pulmoner emboli olasılığı nedir ve buna göre hangi tanı testini yapmanız gerekiyor? Bunların hepsi arkadaşlar sınavda sorgulanacak sorulardır, karşınıza çıkacak sorulardır. Bakın pulmoner emboli ile ilgili de hani sorularla son tekrar kitabı olsun, vaka kitabı olsun. Hep burada referansları da zaten işte kitap sayfa vesaire diye veriyorum. Ama bakın çok güzel bir şekilde işte bir pulmoner emboli sorusu kurgulamışım ve burada tanısal tetkiki sormuşum işte bu aşamada tanı için ne yapılmalı işte bu tarz sorular da sizin karşınıza sınavda geliyor. Şimdi gelelim kardiyolojiye. Kardiyolojiden 3 tane soru soruldu sınavda. Temel EKG'den bir soru geldi çok güzel bir soruydu aslında. E, QRS voltajı ile ilgili işte ne zaman yükselir, ne zaman yükselmez, düşer gibi böyle sorular kurgulanabilir. Ve bu şekilde bir soru kurgulanmış sınavda. QRS kompleksini arkadaşlar görüyorsunuz. Ventrikül depolarizasyonu sonucunda oluşan temel komplekstir QRS kompleksi. E, hipertrofik kardiyomiyopati hastalarında QRS kompleksi nasıldır? Sonuçta ventriküler e, hipertrofi olduğu için kas kitlesi arttığı için Tabii ki de depolarizasyon da daha şiddetli olacak ve QRS çok daha dramatik, çok daha yüksek olacaktır. Bu arkadaşlar bu bilgiyle çok kolay bir şekilde yapılabilen bir soruydu. Ama her yerde var zaten kaynaklarda. Bu bir problem değil. Burada birkaç tane şey söylemek istiyorum. Hipertrofik kardiyomiopati ile ilgili. Yeni kullanılan bir ilaç var. Onaylandı. Farmakolojide özellikle bakın bu sınavda. Türkiye'de olmayan, bakın Türkiye'de olmayan ama yeni geçen yıl onay almış bir ilaç da soruldu. Yani bu şu demek? Demek ki farmakolojide ya da klinikte ama daha çok farmakolojide böyle şeyler soruluyor. Hani Türkiye'de olmayıp ama onay alıp dünyanın bir yerlerinde kullanılan ilaçlar da karşınıza soru olarak gelebiliyor demek ki. Mesela Mavacamten gibi. Bu arkadaşlar yeni bir ilaçtır. Çok güzel bir ilaçtır. Kardiyak miyozini inhibe ederek hipertrofik kardiyomiyopati vakalarında faydalı olabilen bir ilaçtır. Bunun yeni bir ilaç olması nedeniyle de burada özellikle vurguluyorum. Karşınıza çıkabilir. Burada vaka soruları kitabımdan bir tane soru aldım sizin için. Bakın bu e, direkt QRS voltaj sorusu falan değil. Ama e, böyle sorular da karşınıza çıkabilir. QRS voltaj kriterleriyle ilgili. Şimdi bakın. E, amiloidos, kardiyak amiloidos diye çok prognozu iyi olmayan bir hastalığımız var. Sonuçta sistemik amiloidozlara eşlik edebiliyor kardiyak tutulum. Şimdi kardiyak amiloidozda da amiloid miyokartta birikiyor. Şimdi miyokartta amiloid birikince siz ekokardiyografi yaparsanız eğer ya da herhangi bir görüntüleme yaparsanız miyokardiyal kalınlaşma görüyorsunuz. Ve şöyle zannediyorsunuz. Aa bu hasta hipertrofik kardiyomiyopati diye zannediyorsunuz. Ama aslında orada gerçek bir hipertrofi yok kardiyak kasta. Orada hipertrofik görünümü sağlayan şey amiloid birikimi. Tamam mı? Bu önemli. Böyle bir durumda, böyle kalp kasında amiloid ya da herhangi bir madde birikirse eğer QRS voltajı düşecektir. Yükselmez. Tam tersine düşük olacaktır. Bu yüzden bakın, ekokardiyografide bir hastada hipertrofik kardiyomiyopati bulguları var. Fakat EKG'de QRS voltajı hastanın düşükse o zaman aklınıza hangi tanı gelmeliymiş demek ki? amiloidoz gelmeli. Amiloidoz. Bunu da arkadaşlar unutmayın. Çok güzel bir soru bu. Vaka kitabımda olan. Devam. İkinci soru kardiyolojide. MI komplikasyonlarından geldi. E, Miyokart enfarktüsü sonrasındaki mekanik komplikasyonlar zaten daha önce de çıkmış bir sorudur. E, bu sefer şöyle bir vaka vermişler kabaca. İşte MI geçiriyor hasta. Sonuçta tedavi veriyoruz bu hastaya. Daha sonrasında hastanede takip ediyoruz. Ama birden zaten hep mekanik komplikasyonları anlatırken böyle anlatırım. Ee, birden hastada hemodinamik instabilite gelişiyor. Hasta hipotansif oluyor. Bakın MI sonrasında akut dönemde işte tedavi verdiniz vesaire. Hastada akut bir hemodinamik instabilite oluyorsa burada hemen mekanik komplikasyonları düşünmeniz lazım. Yani bu bir serbest duvar rüptürü olabilir. Bu bir e, ventriküler septal rüptür Olabilir değil mi? Bunlar hemen aklımıza... Ya da papiller kas rüptürü olabilir. Akut mitral yetersizlik gelişmiştir. Bunlar hemen aklımıza gelmeli. Böyle bir durumda hemen ne yapmalıyız hastada tanıya giderken? Zaten ekokardiyografi yapmamız lazım. Ama tabii soruda da ekokardiyografi bulgularını vermiyor. Çünkü ile tanıyı koyuyoruz zaten. Ee, tabii ki hemen fizik muayene böyle bir durumda hastalarda yapılmalı. işte herhangi bir yeni gelişen bir üfürüm var mı? Kalp seslerinde işte şiddetlenen, sertleşen bir şey var mı? İşte inspeksiyonda... Bir sağ kalp yetmezliği bulgusu var mı? İşte akciğer bulgularında sol kalp yetmezliği bulgusu var mı? Akciğer yüklenme bulgusu var mı? Vesaire vesaire. Bunları konuşuyoruz. Ee, ve soru da şöyle verilmiş. Demiş ki işte sternal bir üfürüm var hastanın. Pansitolik bir üfürüm var ve tirili var. E tiril duyduğumuz zaman arkadaşlar ya da tiril palpe ettiğimiz zaman böyle bir vakada hemen aklımıza gelecek tanı ventriküler septal rüptür olmalıdır. Konu kitabında akut MI komplikasyonlarını zaten konuşuyoruz. Videolarda da konuşuyoruz. Bakın sol sternal kenarda kaba pansistolik bir üfürüm vardır. Ve tiril eşlik edebilir. Gördüğünüz gibi aslında zor bir soru değil. Bu temel bilgiyi bildikten sonra bu soruyu da yapabilirsiniz. Sorularla son tekrar kitabımda MI mekanik komplikasyonları ile ilgili çok fazla soru çözüyoruz zaten. Oradaki açıklama kısmından da interventiküler septum rüptürünün arkadaşlar gene bakın sol sternal kenarda duyuluyor. Kaba pansitolik bir üfürüm ve tiril eşlik edebilir böyle vakalarda. Kardiyolojinin son sorusu. Gene her sınavın olmazsa olmazı Koroner arter hastalıklarından gene bir soru. Aslında bir önceki soru da koroner arter hastalıklarından bir soruydu ama... Hani ...mekanik komplikasyonları çok fazla sık sormuyorlar artık. Eski yıllarda daha sık soruyorlardı. Ee, ama tabii ki gene gelebilir. Geldi sınavda. Burada daha böyle alışık olduğumuz bir soru var. Anjina olan bir hastada yaklaşım sorusu. Hani bu tarz sorulara zaten alışkınız. Hem Tustan hem de Yandal'dan. Ee, koroner arter hastalığı olan ve anjinası... ...anjina bulguları olan bir hasta tarif edilmiş bir şekilde... Ve demiş ki hadi bakalım tedavide ne vereceğiz bu hastaya. Yani anjinayla sizin karşınıza gelen koroner arter hastalığı zaten olduğu bilinen yüksek riskli bir hastaya yani, ne vereceğiz bu tedavide. Tabii ki arkadaşlar anti anjinal tedavide kullanabildiğimiz birçok ilaç var burada. İşte beta blokerler burada zaten en önemli ilaç grubu. Yüksek kardiyovasküler riski olan hastalarda ilk tercih etmeniz gereken ilaç grubu. Zaten genel olarak ilk tercih edilen ilaç grubudur beta blokerler. Eğer beta bloker kontraindikasyonunuz yoksa ilk basamakta beta bloker başlarsınız hasta, İşte metoproloy başlarsınız, karvediloy başlarsınız vesaire. Ee, lüzum halinde ciddi durumlarda ya da ağrının hemen kesilmesini istediğiniz durumlarda dil altı hastaya verebilirsiniz. Akut alevlenmede de anjina atağında da hasta bunu kullanabilir. Evde reçete ederseniz hasta böyle alabilir kendi kendi de bunu. Kalsiyum kanal blokerleri, uzun etkili nitratlar, Bunlar da seçenek olabilir ama bunları genellikle ilk basamakta hemen vermiyoruz. Beta bloker veremediğimiz hastalarda ya da beta bloker almasına rağmen hala anjina atakları devam eden hastalarda bunları arkadaşlar kullanabiliyoruz. Ranolizin denilince aklıma hemen şu geliyor. QT uzaması geliyor. Sizin de arkadaşlar ranolizin dendiğinde zaman aklınıza hemen QT uzaması gelsin. Çok tipik bulgularından bir tanesidir. Yan etkilerinden bir tanesidir ranolizinin. Aslında bir e, sodyum kanal blokeridir ranolizin. Ama e, metabolik etkisiyle anjinaya iyi gelebiliyor. QT bir insanda yeterince uzarsa yani çok fazla uzarsa karşımıza ne gibi bir aritmi çıkabilirdi? Poliventriküler ventrikül e, poli e, morfolojik bir polimorfik daha doğrusu polimorfolojik diyorum. Polimorfik bir ventriküler taşikardi ortaya çıkabilir. Biz bunun e, özel ismi olarak Torsades de Pointes diyoruz. Hemen aklımıza Torsades de Pointes gelmeli. Bir insanın QT'si yeterince uzarsa Torsades de Pointes tanısı. E, alabilir. Böyle hemodinamisi de bozulur zaten. Torsades de Point test e, tanısı koyduğumuz hastalarda acil olarak medikal tedavide bir ilaç vermek isteriz. O da magnezyumdur. Bunu da arkadaşlar hatırlatayım. Torsades de Point tedavisinde magnezyum çok güzel bir ilaçtır. Trimetazidin de yağ asit oksidasyonunu inhibe ederek antanjinal bir etki gösteriyor ama ne ranolizin ne de trimetazin ilk basamaklarda kullandığımız ya da ikinci basamaklarda bile kullandığımız ilaçlar değiller. Onu çok net bir şekilde söyleyeyim. Bakın sorularla son tekrar kitabımda aynı soru var. Bakın TUS'ta çıkan sorunun neredeyse aynısı. Birebir aynısı. Hastada koroner şimdi bir tabi vaka üzerinden gidiyorsun. Ben sor, bilmeyenler için sorularla son tekrar kitabımda önce bir vaka tariflerim. Oradan bir soru sorarım. Sonra bu vakayla ilişkili ardı ardına birçok soru kurgularım. Ve bunlarla ilgili de ekstra başka şeyleri tartışırım o vakayla ilgili. Bakın burada da bir e, anjina vakası vermişim. İşte iskemik kalp hastalığı vakası vermişim vaka olarak. Daha sonrasında takip eden sorularda demişim ki anjiyografi yapmışız hastaya ve anlamlı bir darlık saptanmamış. Yani bu hastada stent ya da anjiyo yapmamıza gerek yok. Tedavide aspirin başlamışız. Anjina profilaksisinde uzun dönemde en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşum. Bakın bunlar TUS'ta çıkan soruda da şıklar vardı. Onu da söyleyeyim. Ve sorunun doğru cevabı tabii ki de nedir? Meta arkadaşlar. Çok temel bir soru. Bakın açıklama kısmında da zaten antianjinal tedavide temel tedavi beta blokerlerdir deyip geçmişim. Şimdi gelelim gastroya. Gastroda da güzel sorular geldi aslında. Çok zor değildi gastroda. Şimdi MET score sistemi ile ilgili zaten daha öncesinde de bir soru gelmişti. MELT ile ilgili zaten hep konuşuyoruz. MET çok önemli bir skor sistemi. Özellikle transplant yapılacak, kardiyak transplant yapılacak olan hastalarda MELT score sistemini kullanıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir score sistemi. Child score sistemi de sirozun evrelemesinde kullanılan. İşte burada child pool skorunda aldığı skora göre A, B, C diye evreliyoruz. A daha iyi olan, C daha kötü olan. Hani bu şekilde iyiden kötüye doğru evreliyoruz hastaları. Şimdi burada tabii siroz hastalarında işte bozulan bazı laboratuvar ya da klinik parametreleri kullanıyoruz bu skorları hesaplarken. E, ve bu skorlarda ortak kullanılan parametreler sorgulanmış. Bakın bunu zaten direkt konu kitabında yan yana veriyorum ben bu skor sistemlerini. Ve dersi de anlatırken diyorum ki Child Pooh skoru ve Melt skorunda bilirbin düzeyi ve INR ortaktır. Melt skorunda olan ama Child Pooh skorunda olmayan da kreatinindir arkadaşlar. Şimdi bunları bileceğiz. Melt skor sistemi ile ilgili şunu da söyleyeyim. Melt skor sistemi ilk çıktığında 3 parametresi vardı. Daha sonrasında bu skor sistemi modifiye edildi. Artık bu ya modifiye melt deniyor buna ya da melt na deniyor. Şöyle melt na skoru da deniyor. Yani şu na da sodyumdur. Bu yüzden ileride bir gün şöyle bir soru da gelebilir karşınıza. Aşağıdaki parametrelerden hangisi? Melt, modifiye melt ya da melt na ya da melt diye de diyebilir direkt. Skor sisteminde kullanılmaz. İşte 4 şıkka bunları koyar. 5. şıkka da albümün koyar. Albümün child'da vardır ama melt'te yoktur. Bu yüzden bu skor sistemleri arasındaki farkları ve benzerlikleri bir miktar hakim olmak gerekiyor bakın burada da işte sorularla son tekrar kitabımda Melt Score sistemine gördüğünüz gibi sorguladım arkadaşlar. Az önce söylediğim soruya benzer bir soru. Hatta bu sorunun doğru cevabı da gördüğünüz gibi albümün bakın gene aynı kafayla düşünüp yazmışım bu soruyu. ve gene Melt Score ve Chart Score'unu gene sorularla son tekrar kitabında da konuşuyoruz. Şimdi gelelim ikinci soruya gastroda. Gene olmazsa olmaz sorulardan bir tanesi Tosun mutlaka bilinmesi gereken, hakim olunması gereken hem kolay noktalarına, temel noktalarına hem de zor noktalarına hakim olunması gereken bir konu. O da inflamatuar bağırsak hastalıkları. Yani üstetif kolit ve kronu burada kastediyoruz. E, mutlaka soru geliyor TUS'ta. Ya cerrahide geliyor, ya e, dahiliyede dahiliye de geliyor burada olduğu gibi, ya patoloji de geliyor. Ama geliyor arkadaşlar. İnflamatuar bağırsak hastalığı sorusu geliyor. Sürpriz bir soru değil. Beklenen bir soru. Her sınavda bekliyoruz bunu. Genellikle hastalar gençtir zaten. Biliyorsunuz iki pik dönemi vardır. inflamatuar bağırsak hastalıklarının. Genellikle bir 20-40 yaş arasında ciddi bir şekilde piki vardır. Bir de 60 yaşından sonra daha ileri yaşta bir piki oluyor bunun. Kanlı ishal zaten çok tipik bulgularından bir tanesi. Rektal tutulumu olması tabii ki bize hemen... Üsetif koliti daha fazla düşündürmeli. Çünkü üsetif kolit ve kronu tabii vaka sorularında ayırt etmemiz gerekecek. Eğer bir hastada temel olarak rektal tutulum var ve başka hiçbir yer tutulmadıysa burada en olası tanı tabii ki de üsetif kolittir. Kron daha çok nereyi tutmayı sever? İlioçekal bölgeyi tutmayı sever kron hastalığı. Rektumu tek başına tutmayı sevmez kron hastalığı ama anal tutulum yapabilir kron. Mesela fistüller, anal fistüller görebilirsiniz gibi. Peki devam edelim. Atlamalı tutulum yok. Atlamalı tutulum temel olarak kronun özelliğidir. Buna skipping lezyon, le, lesions da deniyor İşte Bir yeri tutuyor, sonra mesela sal diyorum, çeker bölgeyi tutuyor. Sonra çıkan kolonun çok fazla tutmuyor. Sonra transvers kolonu tutuyor. Ama üsteatif kolik böyle değildir. Üsteatif kolik tuttu mu? Kontiyus olarak tutar. Yani arada atlamalı bir lezyon yoktur. Her yeri tutar. Yani tutmaya başladıktan sonra. E, distalden başlar, proksimale doğru yayılır. Yani rektumdan başlar, proksimale doğru yayılır e, ülseratif kolit ama dediğim gibi kron atlamalı. İşte bir yeri tutar, diğer yeri bırakır, sonra ileriyi tutar, sonrasını bırakır, tekrar tutar falan falan. Bu şekilde ilerler. Tabii ki tanı tedavi sorulmuş burada. Ülseratif kolit burada en olası tanı olacaktır. Bakın az önce söylediğim şeylerin aslında daha da fazlasını böyle tablolaştırarak konu kitabımda zaten konuşuyoruz. Bu şekilde üzerine daha fazla konuşmayacağım. Bunların hepsi karşınıza soru olarak gelebilir. Yani bu tablonun her şeyi her kısmı çok çok önemlidir. Her sınavda da soru olarak karşınıza gelebilir. Bakın burada tedavi algoritmasını görüyorsunuz aslında. Bir Kron için de var böyle bir algoritma ama üst satif kalite olduğu için burada doğru cevap bunu koydum slayta. Hasta geldikten sonra hemen hastalık aktivitesini hesaplamamız gerekiyor. işte burada da hesaplarken bazı laboratuvar bulgular ve klinik bulgulara bakıyoruz. O da konu kitabımda var ama slayta almadım. Burada eğer hastada hafif orta aktivite varsa ki sınavda tarif edilen hastada da orta aktivite vardı, hafif ortaydı. O zaman bu hastalarda ilk basamakta 5 asa türevleri lokal olarak genellikle tercih ediliyor. Burada gördüğünüz gibi ciddi hastalıkta bir sürü bir sürü bir sürü tedavi var. Bunları bir girersem arkadaşlar çıkamayız. O yüzden onları burada girmeyeceğim. Bakın burada da Gene sorularla son tekrar kitabımda da bununla ilgili tabii ki soru çözüyoruz. Orada da bakın ne demişim işte. Hafif orta şiddetli hastalarda ilk basamakta kesinlikle 5 asa türevleri kullanılmalıdır. Bakın burada da böyle algoritmik bir şekilde sıralama yapmışım. Bunlar önemli. Her zaman sınavda karşınıza çıkabilir. Vaka soruları kitabımda TUS'ta çıkan soruya çok benzer bir soru var. Yani neredeyse aynısı gibi TUS'ta çıkan sorunum bu. Ama daha benimki daha böyle kompleks ve kurgulanmış bir soru. E, TUS'taki daha kısa bir soruydu. Bakın bu hastada da tabii ki de 5 ASA türevleri mutlaka verilmeli. Tabii burada bir ayrıntı var. 5 ASA, Spazotuar mı verilsin, Laman mı verilsin? Eğer sadece rektal tutulum varsa Spazotuar olarak da verebilirsiniz. Ama rektal tutulumu geçtiyse, yani sigmoid kolonda da bir tutulumu varsa... O zaman bu hastalarda laman şeklinde tedavi vermeniz lazım. Çünkü fitil tedavisi sadece rektumda etkilidir. Rektumun daha proksimaline gidemez fitil tedavisinin etkisi. Ama laman yaparsanız o zaman sigmoid kolonu ve bir miktar çıkan kolonu da arkadaşlar etki altına alırsınız vesaire vesaire. Şimdi gelelim gastronun son sorusuna. bu aslında hematolojiyi ilgilendiren sorulardan bir tanesi. Hem gastroyu hem hematolojiyi ilgilendiriyor. Biliyorsunuz Gastroenterolojide Helicobacter pylori'yi konuşuyoruz. Çok popüler bir mikroorganizmadır. İşte peptikülser ülser hastalığında etiyopatogenezde çok çok önemli. Ama sadece peptik hastalığında önemli değil Helicobacter pylori. Aynı zamanda bazı non-Hodgkin lenfomalarda da önemli etiyolojide. Tabii ki burada hemen aklımıza marjinalzon lenfomalar geliyor ki bunun da bir alt tipi olarak da mukoza ilişkili marjinalzon lenfoma geliyor ya da MALT diye kısaltıyoruz bunu. İşte MALT lenfoma da Etiyolojide eğer midedeyse bu malt lenfoma hemen aklımıza helikobakter pylori geliyor. Bununla ilgili kurgulanmış bir soru e, vermişler sınavda. E, sistemik bir tutulumu yok. Tabi bu bizim için önemli malt lenfomaya yaklaşırken. Bakın ben tedavi ediyorum bu hastaları sistemik tutulumu varsa. Şimdi eğer sistemik tutulum yoksa sınırlıysa midede sınırlıysa antibiyotik tedavisi verilir bu hastalarda. Ama sistemik tutulum varsa yayılım varsa o zaman bu hastalarda sistemik tedavi uygulamak gerekiyor. Mesela Rituximab veriyoruz. Anti-CD20'ye karşı geliştirilmiş bir monoklonal antikor veriyoruz. Peki sistemik yayılım olmadığını söylüyorsa size soruda ne vermeniz lazım tedavide? Tabii ki de antibiyotik vermeniz lazım. Bakın konu kitabımda hematoloji kısmında zaten bunu konuşuyoruz. Mart lenfomayı. Helikobakter pylori zaten etiyolojide çok çok önemli. Ve helikobakter pylori eradikasyonu erken evre hastalarda küratif olabilir ve bu nedenle tercih edilir. Vaka soruları kitabında da bununla ilgili aslında bir tane sorun var. Malt lenfoma kurguladım e, bu soruda ve dedim ki bu hastada ne yapalım? Aslında çıkan sorudan daha kompleks bu soru. tusta daha kolay çıktı bunun. Benimki birazcık daha kompleks bir soru. E, sizi daha böyle zora ve komplekse alıştırıyorum e, bu vaka kitabında biraz. E, ama bunların hepsi gerçek hayat e, hastalarıdır. Onu da söyleyeyim. Gerçek hayattan alınmış hastalardır. Bu hasta Aynı TUS'ta tarif edilen soru gibi ama daha kompleksi ve doğru cevabı gene aynı aslında. Bu PPI tedavisi yani proton pompa inhibitörü veriyoruz hastaya ve antibiyotik tedavisi. Klasik helikopter pylori tedavisidir bu. Şimdi gelelim endokrine. Endokrinde de kolay sorular vardı. Ee, şimdi endokrinolojik hastalıklarda her zaman anlatırken de en başta söylerim. Şimdi herhangi bir endokrinolojik hastalıkta eğer ilk tanı testi diye bir şey varsa mutlaka bilinmeli. Ve altın standarttan testi diye bir şey varsa mutlaka bilinmeli. Çünkü sınavda Bunları sormayı çok severler. Şimdi burada altın standart ya da ilk tanı testi gibi bir soru değil bu. Ama bu hastalıkların tanısında işte kullandığımız bu testlerle hastalıkları eşleştiren bir soru sınavda sorulmuş. Bu yüzden bakın gene bir size aslında ipucu. Demek ki bu testleri hakim olmamız ve bu testleri bilmemiz gerekiyor bir miktar. İşte burada bir sürü test var. Görüyorsunuz İşte bu hastalıklarda, bu durumlarda bu testlerle böyle bir şeyler eşleştirilmiş sınavda. Ee, bakın burada görüyorsunuz metropon stimülasyon testi. Ee, artık güncel pratiğimizde çok da fazla kullanmıyoruz metroponu ama hani hala e, kullanılabilecek testlerden bir tanesi. ASTH rezervlerini belirler e, hipofizin. Ama burada sınavda başka bir şeyle eşleştirilmiş, saçma bir şeyle eşleştirilmiş ve sorulmuş. Kolay bir soruydu. Metropon ve... Bunun ASTH ile ilişkisini bilmek gerekiyor. Metropon neydi? Etkisi onu da söyleyeyim arkadaşlar. 11 beta hidroksilaz inhibitörüdür. Hidroksilaz inhibitörüdür. Yani aslında kortizol üretimini, kortizolü baskılar. Kortizol baskılanınca da negatif feedback kırılacağı için ASTH ne olacaktır? Artacaktır değil mi? Yani bu şekilde bir dinamik test olarak kullanıyoruz. Şimdi gelelim endokrinin ikinci sorusuna. Men çok kolay bir soru arkadaşlar gerçekten bu. Sınavın herhalde en kolay sorularından bir tanesi. Men, men sendromlarından men 2b sorgulanmış. Komponentleri sorgulanmış. Kolay bir soru. Bakın burada menleri görüyorsunuz bir sürü men var. Men 5 de var artık. <laughs> Onu da söyleyeyim böyle bazı kitaplara girdi çünkü men 5. Çıkarma çıkara. Onu da söyleyeyim yani kitaba girdi. Textbooklarda var artık men 5. Men 2b görüyorsunuz. Ne mutasyonu var? RET mutasyonu var. Zaten hem MEN2A'da hem de MEN2B'de RET mutasyonu var. İşte meduller tiroid kanseri ve feo. MEN2'lerin temel özelliği. Eğer buna paratiroid adenoma eşlik ediyorsa MEN2A diyoruz. marfonit görünüm eşlik ediyorsa buna MEN2B diyoruz. Kolay bir soru gördüğünüz gibi. Her yerden referans verebilirsiniz. Zor değil. Şimdi gelelim hematolojiye. Hematolojide iki tane soru geldi. Ve bu iki soruda kolay sorulardı. Şimdi öncelikle... Tabii ki olmazsa olmaz anemi sorusu mutlaka olmalı. Hematolojideki en büyük çeptir anemidir ve en çok soru çıkartan bölüm de anemidir. Anemilerdir hematolojide. Şimdi Burada hemolitik aneminin laboratuvar bulgularıyla ilgili bazı şeyler sorgulanmış bu sınavda. Daha önce de zaten hemolitik anemiyle ilgili böyle sorular kurgulandığı zaman mutlaka bu laboratuvar bulgularıyla ilgili bir şeyler serpiştiriyorlar vaka sorularına. Şimdi hemolitik anemisi olan bir hastada ne olabilir? Yani neler olabilir laboratuvar olarak? Bu konu kitabımdan aldığım bir algoritma e, derste anlattığım. Şimdi bir hemoliz oldu. eritrosit parçalandı. İntravasküler olabilir, ekstravasküler olabilir. İkisinde zaten birçok bulgu ortaktır. Genel olarak intravasküler hemolizlerde intravasküler alanda hem ve hemoglobin masif bir şekilde açığa çıkar ve hemoglobin haptoglobine bağlanır hem de Hemopoks, hemopeksine bağlanır. Bu yüzden hem haptoglobin miktarı hem de hemopeksin miktarı hemolitik anemilerde düşüktür. Ekstravasküler hemolizlerde bu derece bir hemoglobin ya da hem kana karışmayabilir, intravasküler alana karışmayabilir. Ee, karışmazsa hemopeksin ve haptoglobin normal olabilir ama eğer ciddi bir ekstravasküler hemoliz varsa, ciddi bir ekstravasküler hemoliz varsa o zaman her ikisi gene düşecektir. Aynı zamanda her ikisinde de hem LDH hem de indirekt bilirubin artacaktır. Bunların ayrıntısına çok fazla girmeyeceğim. Hani temel olarak burada söylüyorum. Tabii ki de retikülositoz olacak. Kemik iliği bunu kompanze etmeye çalıştığı için. Bakın, haptoglobin yüksek olabilir mi? Olamaz, değil mi? Haptoglobin düşebilir hemolitik anemilerde. Yükselemez. Öyle böyle bir bulgumuz yok hemolitik anemilerde. Sorularla son tekrar kitabında da zaten bir süre hemolitik anemi sorusu çözüyoruz. İşte orada açıklamaların bir yerinde aldığım bu tablo arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz e, dört tane şey, dört şey, e, şıklarda vardı. Bir tanesi de yanlış olarak vardı. Dediğim gibi haptoglobin düşmez, e, pardon düşer, yükselmez. Böyle bir bulgumuz yok. Hematolojinin ikinci sorusu e, Tabii benim gene çok takip ettiğim bir hasta grubu akut miyelit lösemi hastaları. AML ile ilgili ve dik ilişkisiyle ilgili bir soru sorulmuş. Şimdi akut miyelit lösemi de ya tabii ki de hastalıkla ilgili hastaları uzun dönemde nasıl bundan kurtarabiliriz diye düşünüyoruz ama akut dönemde de bazı ciddi komplikasyonlar olabiliyor. Yani henüz daha lösemiyi tedavi etmeye başlamadan önce çözmemiz gereken akut acil durumlar olabiliyor akut miyelit lösemi hastalarında. Bunlardan belki de en popüleri budur. Diktir yani. Disseminitrovasküler koagülasyon ve genellikle de akut promiyelositer de görmeyi bekleriz. Yani en sık akut promiyelositer de. Hatta derslerde anlatırken de aynen şöyle anlatıyorum. Burada size sizinle de paylaşayım. Zaten YouTube'da akut myeloid lösemi videom var. Orada da söylüyorum. Ee, akut myeloid lösemi alt grupları, sub grupları arasında en iyi prognozu olan sub grup akut promiyelositer Mükemmel bir prognozu vardır. Mükemmel bir prognozu vardır. Prognozu belirleyen tanıda özellikle lokos sayısıdır. İşte lokos sayısı 10.000'in 10 üstünde mi altında mı? Ama her ikisinde de prognoz iyidir. Hele hele 10.000'in 10 altındaysa yani mükemmel %100'e yaklaşan uzun dönem sağ kalımı vardır. Yani öyle bir iyilikten bahsediyorum size. O kadar iyidir yani. Ama burada temel problem şu maalesef. Tamam prognozu çok iyi, tedavi yanıtı çok iyi ama... ...bu hastalar bazen karşımıza henüz daha tedavi veremeden disemin intravasküler koagülasyonuna gelebiliyorlar. Ve bu durumu hemen fark edip acil bir şekilde tedavi başlamamız gerekiyor. O tedavi de atradır arkadaşlar. Bakın bu da soru olarak gelir karşınıza. Disemin intravasküler koagülasyon bulguları olan bir akut lösemi de ki çok büyük ihtimalle yani %90'ın daha üzerinde bir ihtimalle bu akut lösemidir ya da eski ismiyle AML-M3'tür bu hastada hemen ne başlanmalı tedavide? Sınavda dediğim gibi bunu sormuyor ama hani bu da gelebilir karşınıza. Hemen all trans retinik kullanırız. Zaten akut promiyelistel löseminin tedavisinde standart akut mielit lösemilerde kullanmadığımız iki tane ilacı kullanıyoruz. Diğer AML'lerde kullanmayız ama burada kullanırız akut promiyelistel lösemide. Nedir bu iki ilaç? All trans retinik asit, atra yani ve arsenik trioksit arkadaşlar. Arsenik yani. Ee, arsenik bu arada QT'yi acayip uzatıyor. Arsenik infüzyonu yaptığımız hastalarda EKG monitorizasyonu yapıyoruz. Onu da söyleyeyim. QT çok uzarsa ne oluyordu? Torsades de pointas oluyordu. Magnezyum falan. Peki. İşte konu kitabımda arkadaşlar bununla ilgili birçok referans var. İşte Atra var. Akut promielositik lösemi de M3 vardır. Translokasyon 15-17 görülür. Zaten sınavda da bunu soruyor. Bakın ben size sınavda çıkmış sor sorunun daha kompleksini ve daha güzelini. Bence TUS'taki sorudan daha güzel bu soru. Benim SST'deki sorum. E, aynısının daha kompleksini sormuşum arkadaşlar. Bakın, bir AML vakası tarif etmişim. Bu daha sonrasında takip eden sorulardan bir tanesi. Dediğim gibi SST kitabı böyle ilerliyor. Çünkü önce vaka, sonra vaka ile ilgili bir sürü soru ve sonra da çok güzel bir açıklama. Periferik yaymasında myeloid blast'lar görülen, aktif diş eti kanaması ile gelen 30 yaşında bir erkek hastada yapılan tetkikler sonucunda dramatik hipofibrinojenemi fibrinojen düştüyse zaten hemen dik aklınıza geliyor ve dedimer yüksekliği hemen dik gene aklımıza geldi ee, ve blastların içerisinde çok sayıda granül hemen akut çünkü promyelistlerde çok granül vardır ve auer rotları auer rotları gördüğümüz zaman zaten aml olduğunu direkt anlayabilirsiniz peki aşağıdaki stogenetik normalliklerden hangisinin bu hastada bulunma ihtimali daha yüksektir Bakın sınavda da arkadaşlar bunu bunu daha kolay olarak sordu. 15-17 tabii ki bu sorunun doğru cevabı. Şimdi gelelim onkolojiye. Onkolojide iki tane soru çıktı klasik olarak. Ee, ve meme kanseri soruldu. Şimdi normalde dahiliyede biz meme kanserini çok fazla anlatmıyorduk. İşte ben daha önce dershanelerde, şuralarda, buralarda çalışırken de hep böyleydi, anlatmazdık. Çünkü cerrahi anlatıyor, genel cerrahi anlatıyor ama daha sonrasında ben bu meme kanserine taktım. Dedim ki yani onkolojinin bu kadar dramatik ve önemli bir konusunu neden biz dahili kitaplarımıza almayalım ki diye. Konu kitabını almadım. Beni yanlış anlamayın. Konu kitabında meme kanseri anlatmıyorum. Ama daha güzelini yaptım. Meme kanseriyle ilgili bir sürü soru yazdım. Ve o soruların ardında açıklamalarla meme kanserini çok güzel bir şekilde konuşuyoruz. Hem sorularla son tekrar kitabında hem de vaka kitabında. Tus'ta da ailesel, herediter meme kanseri kanserleriyle ilgili, işte hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır? Tarzında bir tane soru çıktı. Burada arkadaşlar, şu bilgilerin hepsiyle bu soruyu arkadaşlar çözebiliyorsunuz. Meme kanserinin risk faktörlerinin işte aile öyküsü olan bir insanda daha fazla meme kanseri riskinin arttığından tutun da işte BRCA mutasyonları, Li Fraumeni sendromu, Cowden, Poutz, Jager vesaire, buradaki sendromlarla ilişkili bazı bulgular. Soruldu, sorgulandı ve yanlış cevap orada zaten bir tane yanlış cevap var. Dört tanesi çok aşikar bir şekilde doğru. Çok kolay bir şekilde çözülüyordu soru. Zor bir soru değildi aslında. Ama dediğim gibi meme kanseri çok üzerinde durduğumuz konuştuğumuz bir konudur. Aynı zamanda şimdi sadece dahiliye referansları ya da dahiliye soru analizi yapıyorum ama patolojide de meme kanseri ile ilgili soru çıktı. Onu da söyleyeyim. Patolojide de CDH mutasyonu olan CDH bir mutasyonu olan meme kanseri en yüksek olasılıkta hangisidir tarzında bir soru geldi hangisiymiş arkadaşlar Lobiler kanser olmuş bunları da konuşuyoruz arkadaşlar dahiliyede bunlar bizim için önemli devam güzel soru ee, ikinci soru son kolajinin mismatch repair genleri ile ilgili bir soru mismatch repair genlerini e, herediter kolorektal kanser sendromlarında Lynch sendromunu anlatırken konuşuyoruz zaten ee, burada MLH ve MSH genleri var. Burada da arkadaşlar görüyorsunuz işte Lynch sendromunda MLH, MSH 2, 6 gibi genler var. Ama MYH geni bir mismatch repair geni değildir. Zaten MYH geniyle ilişkili ayrı bir sendrom vardır. Bunu da zaten dersi anlatırken konuşuyoruz. Bu da sınavda çıkacak ha onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bunun mismatch repair geni olmadığı soruldu. MYH'nin bununla ilişkili polipozis sendromu ya da kolorektal kanser sendromu da karşınıza çıkacaktır. Ben söylüyorum. Ee, çıkınca yaparsınız, beni hatırlarsınız çıkınca. Tabii burada bir sürü arkadaşlar gördüğünüz gibi kolorektal kanser sendromu var. Bunlar da daha önce bazıları sınavda sorgulandı. Bunlar önemli şeyler. Çok nadir görülür bu arada hereditar kolorektal kanser sendromları. Çok nadir görülür ama çok zor çıkartıyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Ee, en sık görülen her herediter kolorektal kanser sendromu diye bir soru gelirse e, bu Lynch sendromudur arkadaşlar. En sık görülen herediter kolorektal kanser sendromu Lynch sendromudur. Yani burada zaten şurada da yazmışım en sık görülen herediter her kanser sendromu diye. Konu kitabından aldığım bir screenshot bunlar. Şimdi gelelim alerjiye. Alerjiden bir tane soru geldi. Çok iyi niyetli bir soru. Alerji hastalıkları uzmanları çok tatlı insanlardır. Ben de çoğuyla tanıştım birçoğuyla tanıştım. Evet. Zor soru, soru sormayı sevmezler. Temel güzel sorular sormayı severler. Tusta. Ama yandalda hiç bu kadar arkadaşlar insaflı davranmıyorlar. Onu da söyleyeyim. Yandalda çok acayip sorular sorabiliyorlar. Özellikle temel iminoloji ve alerjiyle ilgili. E, vurup geçebiliyorlar yani. kalem oynatamıyorsunuz öyle söyleyeyim bazı sorularda. E, ama tusta öyle değiller. Çok tatlılar tusta. Çok minnoşlar. Bu da minnoş sorulardan bir tanesi. E, astım sorusu. Yani astım zaten göğüs hastalıklarında konuşuyoruz ama tabii ki astım temel olarak alerjiyi ilgilendiren bir konu. Aralıklı öksürük, disne, hırıltısı olan bir hasta. Tanı nedir? Fizik muayenede ne duymayı beklerim? E astım. Yani hırıltılı bir solunum, aralıklı, bakın nerede? Semptom. Ataklar halinde gelen yani aralıklı gelen nefes darlığı, wheezing, hırıltılı solunum ve Öksürük hemen bunları gördüğümüz zaman aklımıza ne gelecek? Tabii ki de astım gelecek. Ronküs de fizik muayenede tabii ki eğer mukus sekresyonu arttıysa hastalarda duyabilirsiniz. Çok temel sorulardan bir tanesi. Şimdi gelip bu arada e, astım patogenezi ile ilgili de nerede geldi hatırlamıyorum. Astım patogenezi ile ilgili de sorular geldi. Onu aldım mı buraya? Almadım ama şunu soruyorlardı. Biz astımı e, aslında fenotip olarak ikiye ayırıyoruz. T-helper 2 ilişkili astım var. Buna TH2 ya da T2 astım da deniyor. Bir de non-T2. Non-T2 ya da non-TH2. Burada çünkü T1 ve T3 inflamasyon vardır. Bu şekilde ikiye ayrılıyor. T2 astımda stokin olarak interleukin 4, 5 ve 13 salgılanıyor. T-helper 2'ler tarafından. Bu soruldu işte. Sınavda nerede soruldu şu an tam hatırlamıyorum ama bu soruldu arkadaşlar. Bu sınavda çıktı. Bunu gene astımda konuşuyoruz. Çok aslında temel ve çok güzel bir soruydu bu. Şimdi gelelim romatolojiye. Romatolojide de iki soru vardı. Ee, bir, iki soruda da lupustu bu arada. Lupustan iki soru gelmiş. Bir tanesi çok zor bir soruydu zaten. Birazdan konuşacağız ama, önce kolayı konuşalım. Ee, bir, lupus hastası. Zaten subakut lupus deri lezyonları var diye soruda özellikle söylenmiş. Hastanın kuruluğu var. Kuruluk semptomları yani sikka semptomları var. Ve laboratuvarda ANA pozitif. Zaten lupusla takip ettiğimiz hastaların ya da lupustan şüphe ettiğimiz hastalarda laboratuvar olarak, olarak temel test ettiğimiz şey ANA'dır. Antinükleer antikorlardır. Ee, ama tabii ki burada şunu soruyor. Diyor ki bu hastada ANA alt grupları arasında, alt grupları arasında hangi otoantikor antikor pozitiftir? Çünkü ANA bir tarama testidir. Yani ANA'yı oluşturan ya da ANA pozitifliğine neden olan antikorlar bir sürüdür yani bir sürü antikor var. Daha öncesinde şöyle bir soru geldi romatolojide hatırlarsanız. İmmün floresan incelemede ANA boyanma paternleri hangi yani patern nasılsa hangi otoantikoru antikoru düşünmek lazım diye bu tablodan soru geldi. Bunu da hatırlatmış olayım size. Sınava girecek olan arkadaşlarımıza hatırlatmış olayım. Bu tablo da önemli. Gene konu kitabından zaten alt alta bu tablolar. Direkt screenshot aldım. E otantikor olarak da bakın otantikorların bir sürü özellikleri var kendi arasında. Mesela bunlardan en çok bilinenlerden bir tanesi anti ds dna'dır. Çünkü böbrek tutulumuyla ilişkilidir. Daha öncesinde sınavda soruldu. Aynı zamanda hastalık aktivitesiyle de korele olabiliyor. Bunu da arkadaşlar söyleyeyim. Anti C1Q antikorları da hastalık aktivitesiyle korele olabiliyor ve lupus nefriti olanlarda daha sık. Anti ds dna'ya bu açılardan benziyor. Bu şekilde akl aklınızda kalsın. Yani anti C1Q neydi? Diye böyle bir şok yaşarsanız sınavda anti DNAya çok benziyordu bu ıı, özellikleri olarak diye düşünüp arkadaşlar bu şekilde soruyu yanıtlayabilirsiniz. Ama bakın subakut deri tutulumu olan bir lupus vakasında hangi antikorların pozitif olmasını bekliyoruz? Anti-RO ya da anti-LA'nın pozitif olmasını bekliyoruz ki Sikka sendromu da bu vakalarda eşlik edebilir. Zaten anti-RO ve anti-LA aynı zamanda hangi hastalıkta aslında daha fazla pozitif oluyor? Jögren'de değil mi? Jögren sendromunda. Bunu da arkadaşlarım hatırlamış olalım. Zaten yani bütün kitaplarda çok kolay bir şekilde referans verilecek bir soru. Ee, şimdi gelelim zor soruya. SLA -E patogenezi sorgulanmış e, sınavda. SLA -E patogenezi karışık bir patogenezdir. Çok fazla ayrıntısı vardır. Ben de kitapta e, hak ettiği kadar aslında yer veriyorum SLA -E patogenezine ama burada biraz hak ettiğinden daha fazla e, yer verilmiş sınavda. Yandal dahiliye sınavında gelebilecek sorul sorulardan bir tanesi aslında bu. Yani Yandal için aslında uygun bir soru ama TUS için e, uygun bir soru olduğunu düşünmüyorum ben bunun. Zor bir soruydu. Yapamadıysanız bile üzülmeyin arkadaşlar. Bu sorunun referansı direkt Romotoloji'nin Yandal kitabı Hoşberg'de var. E, burada bir tablo var. Zaten lupus yanlış hatırlamıyorsam Hoşberk de 100 100 sayfa falan yani 100 sayfaya yakın bir lupus anlatıyor Hoşberk Yani şimdi siz bu 100 sayfanın neresinden neyi alıp soracaksınız? Yani neyi anlatacaksınız TUS dersinde? Bu kadar ayrıntıya girersek kafalar zaten 1 milyon olur. Ee, yani şey olur bizim dahiliye konu kitapları 1500 sayfa olur eğer bu kadar ayrıntıya gelir, gir, girersek. Ve zaten öğrenemezsiniz yani 1500 sayfayı nasıl ezberleyeceksiniz Allah aşkına. Yani bu yüzden üzülmeyin. Yapıl, yapılmasın diye sorulmuş bir soru bu. Oradaki tablolar tablolardan bir tanesinde işte lupus hastalarında hangi stokin artıyor, hangi stokin azalıyor diye bir e, tablo var. Gördüğünüz gibi interleukin 2 azalırken diğer stokinler arkadaşlar genel olarak artış eğiliminde oluyor. Bunu sorgulamışlar. Merak ediyorsanız Hoşberg'de 1206. sayfada bu tabloyu arkadaşlar bulabilirsiniz. Şimdi gelelim nefrolojiye. Nefrolojide de e, iki tane soru vardı. Zor sorular değildi bunlar gene. İşte böbrek biyopsi endikasyonları ile ilgili bir soru sorulmuş. Böbrek biyopsi endikasyonları dendiği zaman hemen aklımıza glomerülonefritler nefritler geliyordur herhalde. Gelmeli. Derslerde de konuşuyoruz. Glomerülonefritlerin tanısına giderken temel yöntemimiz böbrek biyopsisi oluyor. Sonuçta glomerülonefritlerde ne oluyor hastalarda klinik olarak? İşte hematürü olabiliyor. Hematürü ve proteinürü. Proteinürü olabiliyor. Bakın zaten böbrek biyopsi kısmında da özellikle Erişkinlerde idiopatik nefrotik sendrom şüphesi yani bir glomerüle nefrit, akut nefritik sendrom, glomerüle nefrit nedeni belirlenememiş ve uzamış böbrek hasarı durumlarında da böbrek biyopsisi hastalarda yapabilirsiniz. Bakın sorularla son tekrar kitabımda da bir soru kurguladım bununla ilgili. TUS'ta çıkan sorudan gene daha kompleks ve daha güzel bir soru bence. Bakın burada işte hastada ee, bir Karın ağrısı şikayeti var. Eroin kullanıyormuş ki eroin kullanan hastalarda fokal segmental glomerülonefrit hemen aklımıza gelmeli. Yani FSGS e, ol, olabilir bu hasta diye düşünmemiz lazım. Çünkü eroin e, çok önemli bir etiyolojik maddedir FSGS hastalarında. İşte kan basıncı gördüğünüz gibi hastanın bir miktar yüksek. İşte gode bırakan ödemi var, ürüsü var. Tanıya giderken ne yapayım burada? Hangisi en fazla fayda sağlar? Tabii ki de böbrek biyopsisi. İkinci sorun nefolojinin diyabetik proteinürik bir vaka verilmiş ve nefropati progresyonunu hadi önleyelim diye sorulmuş. Arkadaşlar çok güzel bir soru. E, dikkat sorusuydu aslında kolay bir soru ama dikkat sorusuydu. Şimdi böyle sorular karşınıza daha kompleks şekillerde de gelebilir. Bu çok temel bir bilgi. Yani bir diyabetik nefropatide progresyonunu önleyen ilaçlar hangileri? İşte nasıl veriyoruz bunları, hangi sırayla veriyoruz, hangi durumlarda endik, endike oluyor, vermemiz gerekiyor. Bunların hepsini bilmemiz gerekiyor. Bunlar çok önemli ve masif klinik bilgiler, çok önemli klinik bilgiler. Konu kitabımdan öncelikle hemen söyleyeceğim, bunu göstereceğim. Bakın böyle diyabetik nefropati tedavisiyle ilgili böyle evresinden evresine basamak basamak tedaviyi zaten yazıyorum orada ve anlatıyorum derslerde de. Bakın S ya da ARB, anjiyotensin reseptör blokeri mutlaka ilk basamakta bu hastalarda başlanmalı. Zaten ilk e, evre 1 bile olsa hipertansiyonu varsa, eee diyabetik hastada zaten ACE ARB başlamak isteriz tedavide. Ama burada şöyle bir ayrıntı var. ACE inhibitörü başlanan bir hastada üzerine anjiyotensin reseptör blokeri ya da tam tersi anjiyotensin reseptör blokeri verdiğimiz bir hastada üzerine ACE inhibitör başlamaz. Yani aynı anda veremezsiniz bunları. Ya da takısı var burada. Bakın bağlacı var ya ACE vereceksiniz ACE inhibitörü ya da bet, e, reseptör blokeri vereceksiniz. Bunu sorguluyordu soru. TUS bunu sorguluyordu. Bu yüzden kolaydı. Buna dikkat ettiyseniz çok kolay bir soruydu. Bunun dışında bakın e ee, spesifik olarak hem diyabet tedavisinde kullandığımız, kullanabildiğimiz hem de diyabetik nefropati progresyonunu önleyen iki tane temel ilaç var. Bunlardan en önemlisi SGLT2 inhibitörleri. SGLT2 inhibitörleri her zaman sınavda gelecek artık karşınıza. Çok alışın. SGLT2 inhibitörlerine çok iyi alışın. En önemli ayrıntılarını da mutlaka bilin arkadaşlar SGLT2 inhibitörlerinin. Çalışırken çok dikkat edin. Yani herhangi bir yerde SGLT2 varsa oradan soru gelir. Çok açık ve net şekilde söylüyorum bunu. Sakın yanlış yapmayın çok Artık yapılabilecek sorular SGLT2 inhibitör soruları. Diğeri de GLP1 agonistleri. Bunların ikisi de nefropati progresyonunu azaltabiliyor. Aynı zamanda bunların ikisi de e, kardiyak hastalıklarla ilgili de olumlu faydalar sağlıyor. Özellikle SGLT2 inhibitörleri kalp yetmezliği ile ilgili çok güzel bir tedavi sağlarken ve mortaliteyi azaltıyor kalp yetmezliğine bağlı zaten. Kardiyolojide de konuşuyoruz bunları. GLP-1 agonistleri de koroner arter olay riskini arkadaşlar düşürebiliyor bu hastalarda. Hani bu yüzden bu iki ilaç grubu da önemli. Nefropati progresyonunda hangisi daha iyi? Derseniz SGLT2 inhibitörleri daha iyi. Yani öncelikle SGLT2 inhibitörü başlamak isteriz. Eğer bu endikasyonda vermek istiyorsanız. Bunu da söylemiş olayım. Burada bir de finerenon dediğimiz bir ilaç var. Finerenon ee, bir mineralokortikoid reseptör blokeri ama tek bir indikasyonu var şu an için tıpta. O da diyabetik nefropati progresyonunun yavaşlatılması. Diğer indikasyonlarını henüz almadı. Aslında bu da bir spironolakton ve eprelenon gibi mesela hipertansiyon tedavisinde de işe yarayabilecek bir ilaç. İşte e, aldesteron aldosteron ile ilişkili patolojilerde de işte mineralokortikoid fazlalığıyla giden patolojilerde de belki kullanılabilecek bir ilaç ama bunlarla ilgili henüz indikasyonunu almadı. Ama burada indikasyonu var Finerenon'un. Aynı zamanda Finerenon nonsteroid yapıdadır. Bu şekilde de farmakolojide karşınıza soru olarak gelebilir. Çünkü Spironolacton ve Eprelenon steroid yapıdadır. Finerenon nonsteroid yapıdadır. Bunları da söyledim arkadaşlar. Bakın benzer şeyleri zaten sorularla son tekrar kitabında hem de vaka kitabında da zaten konuşuyoruz. Güzel ama önemli bir soru. Bakın burada da vaka kitabında zaten özellikle üzerinde duruyorum. Diyabetik nefropati vakalarında hem nefropati progresyonunu azaltan hem de kardiyovasküler olay riskini azaltan ilaçlar bunlar arkadaşlar. Özellikle SGLT2 inhibitörlerini hiçbir zaman hiçbir zaman unutmamak lazım. Finerenonun da nonsteroid yapıda bir mineralokortikoid reseptör antagonisti blokeri olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve dahilinin son e, sorusu enfeksiyon hariç enfeksiyonları da konuşacağız. Bir geriatri sorusu zaten tek bir soru çıkartıyor geriatri. İşte reflüye benzer bir alevlenme semptomları verilmiş hastada. Denmiş ki işte patogenizi falan düşündüğümüz zaman aşağıdakilerden hangisi işte bu hastada farklı bir mekanizma ile etki gösterir ya da reflüyü kötüleştirir tarzında bir soru sormaya çalışmışlar. Burada da arkadaşlar temel işte reflü konuşurken söylüyoruz işte özefegal alt sifinklerde gevşeme yani patolojik bir gevşeme vardır. Bu yüzden de alt sifinkleri gevşeten ilaçlar reflüyü daha da kötüleştirir. Bu ilaçları nerede kullanıyoruz? Akalazya tedavisinde kullanıyoruz. Çünkü Akalazya'da da tam tersi vardır. Sifinkler çok böyle sıkıdır. böyle çok sarar o bileşkeyi. Bu yüzden de gıdaların ve suyun geçmesiyle ilgili problem ortaya çıkartır. İşte bu sifinkleri gevşetebilmek için kullandığımız ilaçlar ama reflüyü kötüleştirir. Nedir bunlar? İşte sindenafil gibi fosfodiesteraz inhibitörleri, nifedipin gibi kalsiyum kanal blokerleri ve izasorbit gibi nitratlar. Ama biz fosfonatlar özofajit yaparak reflüye benzer semptomları kötüleştirebilirler. Buna benzer bir şey sorgulanmış sınavda. Çok kolay bir şekilde gene. Yani geriatri ile ilgili bir şey bilmenize gerek yok arkadaşlar. Hani bu temel aslında reflü ile ilişkili bir bilgi sorusu. Dediğim gibi kolay bir soru. Şimdi gelinme enfeksiyona. Enfeksiyonda 3 tane soru vardı. Bunlardan 2 tanesine çok kolay bir şekilde zaten referans verdim. Bir tanesini direkt derslerde anlatmadığım için referans vermiyorum buna zaten uğraşmadım bile referans vermek için besin şimdi bazı viral etkenler oral fekal bulaşıyor yani oral yolla bulaşıyor hatırlarsanız bu viral etkenler genel genellikle değil zarfsız olmak zorundadır zarflı virüsler oral yolla bulaşamaz yani besinlerle bulaşamazlar çünkü mide asiditesiyle beraber zarfları parçalanır ee, bu yüzden inak, inaktif hale gelir bu virüsler mesela HIV gibi neyse. Ee, bakın burada görüyorsunuz işte bir sürü virüs var bu şekilde e, besinlerle bulaşan ve enfeksiyon tablosu ortaya çıkartan işte bunlar sorgulanmış. Yani şıklarda dört tane bunlardan vardı, bu virüslerden vardı, bir tane de burada olmayan bir virüs vardı. Böyle bir soru kurgulanmıştı. Bu tabloyu da hani özellikle incelemek istersiniz diye isterseniz diye koydum bir sonraki sınavlar için. Enfeksiyonun ikinci sorusu kolay bir soruydu, güzel bir soruydu. Neden kolaydı? Çünkü klinik e, bilimlerde bunun üzerinde duruyoruz. Mesela mikrobiyolog bir arkadaşıma sorduğum zaman bu aslında kolay bir soru değil demişti ama bunu biz enfek yani bu bizim için klinikte önemli. Benim için de önemli çünkü bazen benim takip ettiğim hastalarda da bu başıma geliyor. Şimdi bakın, pnömonileri konuşurken zaten şu tabloyu konuşuyoruz derste. Ee, kitapta da zaten aynı tablo var. Orada derste sadece birazcık daha fazla ayrıntıya giriyoruz. Şimdi eğer bir hastada altta yatan risk faktörü varsa en olası mikroorganizma ile ilgili yorum yapabiliyoruz. Mesela Koa hastalarında hemofilis influenza en olası etkendir. Hani mutlaka bunu düşünmemiz lazım. Burada da zaten hemofilis influenza kısmında da özellikle bundan bahsediyorum. Yapısal akciğer hastalığı olan özellikle de koa diye burada da belirtmişim. Daha sık görülen bir mikroorganizmadır diye. İşte bunu sorgulayan bir tane soru sormuşlar. Sormaya çalışmışlar sınavda. Güzel bir soruydu bence ama diğerlerini de arkadaşlar yani bu tablo önemli. Bilmek lazım. Enfeksiyonun üçüncü ve son sorusu da Arkadaşlar soruyla ilgili hiçbir yorum yapmama gerek yok çünkü bu sorunun aynı sorularla son tekrar kitabımda var. Meningokok menajitinde profilaksi de işte mesela hepimiz sağlık çalışanıyız değil mi? Acil serviste bir meningokok pro, e, menajit vakası geldiği zaman hepimizin kemoprofilaksi profilaksi alması gerekiyor. E, ne kullanacaksınız kemo profilaksi de bakın bu hayati bir bilgidir ha. Bu sadece sınav bilgisi değil, bunu gerçek hayatınızda da ihtiyacınız olacak bu bilgiye. E, bu yüzden bunu bilmek lazım. Rifampin verilir, seftriakson verilir, azitromisin verilir, siprofiloksisin verilir ama ampicilin verilmez. Bu sorunun doğru cevabı ampicilin ama tusta. Şu dört şık vardı soruda ama ampicilin yerine başka bir şey koymuşlardı ve doğru cevap oydu tusta da. Gördüğünüz, bunu zaten buna benzer bir soru gene daha önce e, mikrobiyoloji kısmında da sorulmuştu sınavda. Bu sefer klinikte sordular ama buna benzer bir soruyu mikrobiyolojide de daha önceki yıllarda sormuşlar. Zaten SST kitabımda aynı soru var. Bakın menenjitle ilgili arkadaşlar e, SST kitabında konuşuyoruz. Çünkü konu kitabında menenjitle ilgili konuşmuyoruz. Ama dediğim gibi vaka soruları ve sorularla son tekrar kitaplarımda benim enfeksiyon hastalıkları chapter'ları var. Ve çok güzel sorular konuşuyoruz. Bu da onlardan bir tanesiydi zaten. E, 2023 Eylül'de bu soru çıktı. Bakın şu soru çıktı. Aynısı çıktı gene bakın. Benim SST kitabımın enfeksiyon hastalıkları bölümünde aynı sorular çıkıyor böyle. Quadrivalen meningokok aşısı. Menektradır ismi. İçerisinde olmayan ve ek olarak ayrıca aşısı yapılması önerilen meningokok serotipi hangisidir? Bu sorunun aynısını TUS'ta sordular. Bu soru benim sorularla son tekrar kitabımda vardı. Aynısı. Şıkları da aynı. Cevabı da aynı zaten arkadaşlar. B soru serotipi yoktur. B serotipinin aşısı ayrıca yapılır ama şimdi bu B serotipi de kapsayan yeni bir aşı çıktı. Meningokok aşısı çıktı. böyle bir aşı da var ama Türkiye'de henüz yok. Bunu da daha önce birebir şıklarıyla beraber yakalamıştım arkadaşlar hani bu konuda da e, gerçekten çok mutluyum sorularla son tekrar kitabının bu şekilde birebir soru çıkartması beni mutlu ediyor. Evet sorular bu şekildeydi gördüğünüz gibi zor bir sınav değildi hakkıyla birazcık çalıştıysanız ve dahiliyi de birazcık sevdiyseniz arkadaşlar hani bu 23 dahiliye sorusunun 20 tanesini bence e, rahatlıkla yapabilirdiniz umarım da yapmışsınızdır. Bundan sonraki sınavlarda ve bundan sonraki meslek hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.